TUSAŞ Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3. Aksungur SİHA'yı teslim etti. Arı Batarya ve Enerji Depolama Teknolojileri firmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir firmanın Ankara'da batarya teknolojisine yönelik yapacağı 37 milyon dolarlık yatırım için Teknopark Ankara'da imza töreni düzenlendi. STM mühendisleri tarafından geliştirilen mini gözcü İHA sistemi TOGAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Samsun'daki Canik fabrikasını ziyaret etti. Asfat, Gambiya Silahlı Kuvvetleri'ne balistik koruyucu başlık Korbas 3 ihraç etti. Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 adet Akıncı İHA, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Havelsan mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil iş yönetim sistemi KOVA'nın yeni sürümü yayınlandı. TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük radar kesit alanı test tesisinin 2024 yılının 2. çeyreğinde faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Otokar üretimi Kobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araçlar fil dişi sahili ordusu envanterinde görüntülendi. Canik tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 12.7 mm makineli tüfek Canik M2 QCP TSK envanterine girdi ve seri üretimi başladı. Türkiye ile Sierra Leone arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hacı Ali Mantar Gebze Teknik Üniversitesi rektörü oldu. SEDEC 2022 fuarına 51 ülkeden 186 firma ve kurumla protokol hariç 4390 kişinin katıldığı açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türk savunma ve havacılık ihracatı 2022'nin ilk 7 ayında 2 milyar doları aştı.